Peki hocam, genelde en çok acilde çocukları da görmüş oluyoruz. Bu havale geçirmesidir, yüksek ateştir ya da bunları nasıl müdahale ediyorsunuz? Burada bizim acildeki temel görevimiz ateşi düşürmek. Havale geçiren hastalar, şimdi basit havale olabiliyor. Tek sefer geçiriyor ve birkaç dakika çekiyor. 37,5 arası derecelerde ölçüyorlar. Ondan sonrasında genelde acile başvuruyor anne babalar ama bu ne Ya kadar doğru? bu şimdi havale açısından şöyle bunu düşünmek lazım. Evet, yüksek ateş havaleye neden olabiliyor ama bazen düşük ateş de havale yapabiliyor. Burada yani ilk havaleyi geçirdikten sonra zaten genellikle alarm durumuna geçiyorlar. Şimdi vücut ateş, önce ateşi anlamamız lazım. Ateş nedir? Vücut ateş niye yükseliyor? Yani ateş aslında vücudun bir nevi savunma mekanizması olarak da düşünebiliriz. Yani vücudun ısısını yükselterek bir enflamasyon durumu söz konusu ve böyle enflamasyonla aslında bakteri ve virüslerle vücut savaşıyor. O yüzden hastalık durumunda ateşin çıkması gayet doğal. Hani biz böyle bu durumda agresif bir şekilde ateş düşürücü verelim, işte ateşini hep 36,5'larda tutalım gibi bir yol izlemiyoruz. Hani o 37'lerde de ateşi takip edebiliriz bu durumda. Ama havale konusu bunun biraz dışına çıkıyor çünkü havaleyi herkes geçirmiyor. Burada biraz hastanın yatkın olması da bu duruma söz konusu. Bazı hastalar işte 37,5-38'de de havale geçirebilirken nadir de olsa. Bazıları 39'lara geliyor ateş ama hiçbir şekilde havale geçirmiyor. Yani bu ateş yükseldi %100 havale olacak demek de yanlış olur bu durumda. Bize gelen hastaları da bizim temel yaklaşımımız ateşini düşürmek. Ateşini düşürdükten sonra hani bu havale durumu tekrarlıyor mu, tekrarlamıyor mu? Yine enfeksiyon odağını bulmak, işte idrar yolunda mı enfeksiyon var, solunum yolunda mı enfeksiyon var, yoksa işte bağırsaklarında mı enfeksiyon var diye bunları en temel aşamada en azından bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu ateş düşürmemize rağmen işte veya ateş düşmüyordur bizim müdahalemize rağmen veya ateşi düşürmemize rağmen havalesi devam ediyordur. Bu durumda artık hastanede yatışı yapılıp daha uzun bir takip yapılması gerekiyor. Gerekiyorsa işte kan kültürü gibi daha bir sonraki aşamada yapılan tahliller yapılıp etkenin ne olduğu bulunup ona yönelik antibiyotik tedavisi yapılıyor ve böylece bu temel ortadan kalkıyor. Yani enfeksiyon ortadan kalkmadan sorun çözülmediği için temel amaç o enfeksiyonu çözmek. Ama acilde de hani böyle enfeksiyonda hemen birkaç saat içinde çözülecek bir şey olmadığı için birkaç gün bazen hafta 10 gün sürüyor. O yüzden bizim oradaki temel amacımız ateşi düşürelim ki bir daha havale tetiklenmesin. Bu durumda işte dediğim gibi eğer yeterli olmuyorsa da hastaneye yatışı yapılıp daha ileri düzeyde tahliller yapılıp temel neden neyse o bulunup ona yönelik tedaviye bir an önce başlanması da sağlanıyor. Peki evde yapılan müdahaleyi nasıl yapmaları gerekiyor? Evde havale geçiren bir çocuğa hani böyle öncelikle yan yatırmaları gerekiyor. Ağzında bir şey yiyorsa o ağzı boşaltılması gerekiyor ki hava borusuna kaçmasın, boğulma olmasın. Hiçbir şekilde hani ağzına böyle bir şey sokma, kaşık sokma veya parmakla çenesini açık tutalım gibi bir yol izlememek gerekiyor. Çünkü zaten uzun sürmüyor. Saniyeler en fazla birkaç dakika içinde kendiliğinden geçip gidiyor. Yan yatırıp hani kendi sekresyonunda işte bazen kusabiliyor, boğulmasın diye yan yatırmak lazım. Etrafında ona zarar verebilecek cisimler varsa onlardan uzaklaştırıp geçmesini beklemek lazım. Geçtikten sonra da işte hastaneye getirmeleri gerekiyor. Yani uyku anında falan geçirme ihtimali olabilir mi Yani çocukların? çok ciddi bir ateşi varsa evet şey Sürekli yapabilir. kontrol etmesi gerekiyor Ama ebeveynlerin. şöyle yani zaten o düzeyde bir rahatsızlığı varsa çocukların bir şekilde ya ağlar ya bunu dile getirir ve o şey uyuyamaz yani basit bir şekilde. Şimdi orada bu da bir paranoyak
durumu da söz konusu yani. O düzeye de getirmemek lazım. Bu sefer hani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda sürekli acaba çocuğum havale geçirecek mi diye psikolojik olarak da yıpranıyorlar. Yani öyle de düşünmemek lazım. Bu daha önce geçirmiş diyelim kabaca. O zaman evet tetikte olmak lazım. Çünkü o zaman tekrarlama olasılığı yüksek. Ama hiç havale geçirmeyen bir çocuk bu zaman işte zaten normal enfeksiyon gibi ateşi vardır. Tedavisi uygulanıyorsa kuvvetle muhtemel de öyle bir durum olmayacaktır. Ama dediğim gibi yüksek ateşi olur, hiç inmez. Evde oral yolla verilen ateş düşürücülere rağmen inmezse o zaman tabii ki hastaneye getirilir. Hastanede gerekli müdahaleler yapılır.